Evet, ilk sorumuzu okuyorum. Sevgiliniz var mı? Hayda, ilk soru bombayla başladık gerçekten. Evet. Korku videosu ne zaman geliyor? Bu çok güzel bir soru ve benim de arkadaşlar çekmeyi çok istediğim bir içerik. 1 milyon TL verseler abinin diş fırçasını kirli tuvalete sokup dişini fırçalar mısın? YouTube kazancınız nedir? Bunu söyleyebiliriz bence. 1000 TL kazanıyoruz arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Burak. Ben Pınar. Bugün ne kadar mutlu olduğumu kelimelerle anlatmam mümkün değil. En sevdiğim şey şu anda önümde duruyor. Fast food. Çok mutluyum gerçekten. Bugün ne içeriği çekiyoruz Pınar'cığım? Instagram'da sizlere sorular sorduk. Bu arada arkadaşlar hala Instagram'larımızı takip etmiyorsanız takip ederseniz çok mutlu oluruz. Sizlerden gelen sorulara birlikte yemek yerken cevaplayacağız. Evet arkadaşlar, mukbang yani yemek yerken soruları cevaplamak benim için gerçekten çok keyifli olacak. Uzun süredir de bu içeriği siz de bekliyordunuz, ben de bekliyordum. Sonunda bunu çekiyoruz. Siz bize gönlünüzden geçen, sormak istediğiniz her şeyi sordunuz. Bakalım cevapları bizi mutlu edecek mi? Kafamda soru işaretleri var. Umarım böyle bizi çok zorlayacak sorular sormuşsunuzdur. Biz de burada keyifle bunları cevaplarız. Yalan ama. Yok yok, güzel olacak. Güzel olacak bence de. Bu arada arkadaşlar ne kadar fast food yemesem de şu anda senelerin acısı çıkacakmış gibi hissediyorum. Bu arada Pınar gerçekten çok uzun yıllardır fast food yemiyor. Evet, şu an bir ilk yaşanıyor yani. Bunu da vurgulamak istedim. Çok korkuyorum. Yiyecek, yemezse ben ellerimle ona zorla yedireceğim. Of, hazır mısın? Ben hazırım. Ben yemek için şu an zor duruyorum. O zaman ilk sorumuzdan başlayalım. Tamam, dur biraz şunu bir yiyelim ya. Dur, acele etme sorular falan. Hemen yiyecek miyiz? Aç geldik buraya. Evet, ilk sorumuzu okuyorum. Sevgiliniz var mı? Hayda, ilk soru bombayla başladık gerçekten. Evet. Bunu ilk ben cevaplayayım. Şu anda sevgilim yok arkadaşlar. Çok böyle sanki uzun bir cümle kuracakmışım gibi düşündüm ama yok uzun yani. Uzun süredir sevgilim yok. Belki olur dermiş. Yani ben kısmet olarak düşünüyorum bunları. Çünkü insan gerçekten hiç beklemediği anda böyle bir anda ilişki yapabiliyor. Ya evet. Bekleyince de gelmiyor. Çok değişik. Aynen öyle. Hayırlısın dilemek lazım. Alırına bıraktım. Evet. Ben de arkadaşlar kısa süre önce bitti ilişkim. Ama hayata devam ediyoruz bir şekilde. Hayırlısı. Aynen öyle. Diğer sorumuz. Bu milkshake'miş. Bak tek de hemen tatlıyı buldum. En sevdiğin şey senin bu arada. Ben bundan hamburger yiyeceğim. Evet, diğer sorumuza geçelim. İkinci sorumuz, hayatta asla affetmeyeceğim dediğin şeyler neler? Gülhan Ceylan sormuş bize bu soruyu. Çok kritik bir soru. Yalan. Yalanı affedemem. Çok basit, evet. Arkadaşlar benim de kesinlikle aldatmak. Gerçekten. Ya doğru, o da vardı. Ama yalan da çok ciddi bir şey. Evet, o da yalana giriyor. Bir tanesini sen söyledin, bir tanesini ben. İkisi de bence kesinlikle affedilmeyecek şeyler. Yalanın da bu arada bence dozajına bağlı. Yani ufak bir yalansa bence sıkıntı olmaz, beyaz yalansa falan. Ama yine de bence yalan yalandır. Yani küçük beyaz yalanlar var insanları kırmamak için. Evet, o tarz bir şeyde ben mesela arkadaşlığımı ya da ilişkimi bitirmem. Ama bir ilişkimde aldatmak bence yani o insanın yaptığı çok büyük bir yanlış. İnsan kendini aldatıyor bence böyle bir şeyde. Kesinlikle. Hani böyle bir fikir aklına varsa zaten sen o ilişkiye zaten ait değilsin. Ayrıl kurtul. Evet, aynen öyle. Net. Diğer sorumuz. Bu bir soru değil ama bunu bir okumak istedim. Sizin anneniz arı mıydı, bal doğurmuş. Seni yerim. Su, Ecrin, yiyeceğim seni. Çok tatlısın. Bu bir soru değil, sadece söylemek istedim. Dünyanın en iyi fanları diyebilir miyiz? Deriz. Bu oldu bu arada. Helal. Sırtına vurdular, çok kötü. Yusamadım. Kula nerede? Kula nerede? Kaç yaşındasınız? Evet, Beril'cim sormuş. Evet abicim. Ben 27 yaşındayım. Ben 24 yaşındayım. Yaşındayım. Peki yaşında mutlu musun? Yani mesela daha genç ya da daha büyük olmak ister miydin? Kesinlikle. 22 yaşında olmak. O şekilde kalmak isterdim. Neden? Çok seviyorum. Ya o yaşlar bence hiç büyümemesi gereken yaşlarmış gibi geliyor bana. Pınar, sana şunu söyleyeceğim. Sen zaten şu anda 24 yaşındasın. Yani 2 yıl önceyle ne değişmiş olabilir? Abi 2 yıl sonra da 26 olacağım ama böyle bir sıkıntı var. Sen 2 yıl sonra niye düşünüyorsun? Mesela 35 olsan sallıyorum. Ama ben bir şey 22 desem mantıklı. Hani böyle 10 küsür yıl geriye gitmek istesen. Ama 2 yıl bence gitmene gerek yok yani. Büyümek istemiyorum ama. Sen benim, her yaşında güzelsin. Canım kardeşim. Sen de her yaşında güzelsin. Yaşlanınca da güzel olacağız. Evet, biliyorum bunu ama. Kesinlikle. Yine de büyümek. Ne bileyim ya. Ben tavuğumu yemeye devam ediyorum. Dertlendik şu anda. Çok dertlendim. Bu soruya daha fazla girmeyelim yoksa yaş kompleksi olacak. Aynen. Evet, biraz basit sorulardan başlayalım. Burcun ne? Mehtap sormuş. Benim terazi. Benim de ikizler. İkizlerle terazi bence çok uyumlu bir burç şey diyorum. Vallahi ben sana şöyle söyleyeyim. Bir ilişkimde karşı taraf ikizlerdi ve gerçekten ben açıkçası çok stabil olduğunu düşünmüyorum. Diyorsun. Ama kardeşlik ilişkilerine ve arkadaşlık ilişkilerine muazzam. Bu kesin bir şey yani. Teşekkür ederim abicim. Bir yerden kurtarmam lazım bence yani. Bence de kurtar.
Ama çok gerçekten net söylüyorum. İkizler bence bir ilişkide çok zor ya. Herkesin kendi karakteri. Herkesin kendi yükseleni. Bak Burcu'na da laf söyletmiyor asla. Böyle kaldı. Biraz daha söylersem beni gebertecek galiba. Evet abi. Dünyanın en iyi Burcu ikizler. Teşekkür ederim. Korku videosu ne zaman geliyor? Bu çok güzel bir soru ve benim de arkadaşlar çekmeyi çok istediğim bir içerik. Korku evi videosu çektik biliyorsunuz ki. Bunun gibi arkadaşlar bir sürü korku videosu gelecek. Sadece takipte kalın gerçekten. Bu arada hala videoya like atmadıysanız ve bildirim zilini açmadıysanız çok büyük hata yapıyorsunuz. Çünkü bildirim zilini açarsanız eğer bu tarz içerikler attığımızda direkt ilk sizin haberiniz olacak. Kesinlikle. Bunu yapmak için şu anda... Geç değil. Tam aynen öyle. Şu an basın. Ne zaman YouTube'a başladınız? Zeynep sormuş. Ben ağzımı yutarken sen cevapla. Kaç ay oldu? 8 ay mı oldu? Arkadaşlar tam tamına 8 ayda 2,5 milyon olduk. Sizlerin sayesinde kocaman bir aile olduk ve daha da büyümeye devam edeceğiz hep birlikte. Sizin sevginiz bu işi yapmamızdaki tek motivemiz gerçekten de. Valla Pınar'cığım. Mutluluk duyuyoruz bunda. Sözünü kesiyorum ama şu anda yemeği bile bıraktım. Gerçekten bu konuda hakkında söyleyecek şeylerim var arkadaşlar. Gerçekten tüm kalbimle söylüyorum. İyi ki varsınız. Siz efsanesiniz. Siz bizi sevdikçe ve destekledikçe biz bu işi sizin için yapmaya devam edeceğiz. Bir sürü daha videolar çekeceğiz. Evet. İyi ki varsınız. Evet Pınar'cığım. Güzel, motivemizi de aldık. Tabii. Bizi sevenleri hatırladık, fanlarımızı hatırladık şu anda. Daha da motive oldum. Unutmadım ki hep kalbimizde. Kesinlikle. Biliyorsun. Ben gazımı aldım. Şu anda çok motiveyim. Bir sonraki soruya devam edebiliriz. Tabii ki. Ay bu soru çok iyi. Sor bakalım, çok merak ettim. 1 milyon TL verseler abinin diş fırçasını kirli tuvalete sokup dişini fırçalar mısın? Ha sen fırçalayacaksın. Evet. Oo, ben fırçalıyorum. Bu nasıl bir sorudur? Ay ama para çok iyi de hani bunu da yapamam ya. Galiba ben senden daha pisim. Ay. Ne yapayım Pınar yani 1 milyon TL diyorsun. Ay bilmiyorum ama ben. Hatta 1 milyon da değil, kaç sıfır var orada? Ay kaç sıfır var? Bence 100 milyon TL falan yazıyor evet, orada. Evet bu 100 milyon TL. Yapılır arkadaşlar. Hani yapma deyip de burada yalan da söylemem. Gayet de yaparım. 100 milyona ben bile yaparım gibi. Şey yapıyormuşum hatta. Bütün eşyalarını tuvalete sokup karıştırıyorsun. Aklından geçen şeylere bak gerçekten. Vefa sormuş ki küçükken kavga eder miydiniz? Hadi cevapla. Cevap vereyim. Ya biz küçükken tabii ki de tartışmalar falan oluyordu. Özellikle de Smackdown yapardık biz böyle işte. O zamanlar çok izlerdik böyle. Bu arada SmackDown ne olduğunu açıklayayım arkadaşlar. Amerikan güreşi vardı, televizyonda falan verilirdi. Bunun bir oyunları falan vardı. Biz de sanırım o dönem çok etkilenmişiz. Pınar'la onu yani dövüş gibi yapmazdık ama böyle oyun çerçevesinde ufak kavga denir mi ona ya? Denmez bence. Ama bayağı güreşirdik yani sen. Bu arada Pınar'la çok değil. Nadir birkaç kez hani küs kaldığımız birkaç günlük kavga etmişizdir. Ki bunun çok normal olduğunu düşünüyorum. Olmasa evet. Zaten anormal olur. Kesinlikle. Ama onun dışında siz de zaten bizim ilişkimizi görüyorsunuz. Gayet stabil. Nazar değil. Değmesin. Nazar değmesin. Abimle alakalı şunu söyleyeceğim. Biz evet dışarıdan abi kardeş ilişkisi olduğunu görüyorsunuz, biliyorsunuz. Ama şunu da biliyorsunuz ki aslında abim benim en yakın arkadaşım. Her canım. Şeyimi anlatırım, her sırrımı söylerim. O kadar yakınım yani. Asla uzağımda değil. Seni çok seviyorum, haberin olsun. Ben de. Yemek yemesin peki. Tamam. Afiyet olsun canım. Evet Furkan demiş ki YouTube kazancınız nedir? Hayda. Soruya bak. Ekmek parası sarılmaz diyormuş. Şimdi şöyle ben bu videoya girerken de söylemiştim. Yalan dolan yok. Sorulan bütün sorulara dobra cevap vereceğiz. Bu soruda gerçekten merak ediliyorsa arkadaşlar bunu söyleyebiliriz bence. 1000 TL kazanıyoruz arkadaşlar. Söyledik, inanamıyorum. Diğer soruya geçiyoruz. Arkadaşlar bu arada çok fazla sormuşsunuz. Yani en az 4-5 tane gördüm bu yorumdan. Vlog videoları gelecek mi diye bir soru var. Gerçekten vlogları çok özlediğimizi biliyoruz. Bununla alakalı şunu söyleyebilirim. Önümüz kış, şu anda kıştayız. Kış tatili yapacağız. Yazın tatillere gideceğiz. Ondan sonra yurt dışı tatilleri olacak ve bir sürü içerik gelecek. Bu tarz tatiller yaptığımızda mutlaka vlog gelecek yani bilginiz olsun. Biz de gerçekten çok vlog çekmeyi, günlük yaşantımızı çekmeyi çok özledik. Ama dediğimiz gibi bu tarz özel günlerde mutlaka vlog videosu gelecek. Kesinlikle gelsin, çok özlendi. Evet, sıradaki sorumuz Feride ile nasıl tanıştınız ve Feride'yi ne kadar seviyorsunuz? Aynen. Sen solun mu sana ayırdın? Aşkım, yolluk al. Yazıklar olsun. Vereceğiz sana buradan. Al ye, ne istiyorsan ye. Ne yapıyorsun? Vallahi i̇yi, bak, seni sormalı. İyi, sen lafının üstüne gelir arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ne kadar iyi, ne kadar güzel bir kız geldi yanınıza. Size iyiyim aşkım. Tam da bize nasıl tanıştığımız ve seni ne kadar sevdiğimiz sorulmuştu. Evet. Bence anlatmaya gerek yok arkadaşlar ne kadar sevdiğimizi. Nasıl tanıştık biliyor musunuz? Bir gün ben yolda yürüyorum. Bir baktım karşıdan bir şey geliyor böyle. Böyle parıl parıl parlıyor, saçlar gri. Allah'ım aşık oldum.
Arkadaşlar biz şöyle tanıştık. Bir gün ben ofise çekime geldim, stüdyo, bulunduğumuz stüdyoya. Pınar'la Burak ajansımıza girmişler. Sonra kuliste oturuyorlardı. Girdim. Girdiğim gibi dedim ki bu enerji şaka mı? Ya çok teşekkürler. Gerçekten. Ben enerjik bir insan olarak enerjik insanları çok severim. İkisi de o kadar enerjikler ki. İyi ki girdiniz hayatıma. Aha. Gerçekten iyi ki. Hoş geldiniz. Yani mesela o Feride'nin ilk geldiği an, o ettiğimiz sohbet, evet, o görüntü hala gözümün önünde. Evet, Feride'yi direkt gördüğüm an dedim ki çok samimi bir evet, insan. Çok gerçekten de. Eşekler. Biz de seni dedim, çok seviyoruz aşkım. Keşke yok olsan Pınar ya. Ne? Evet arkadaşlar, bu soruya da bildiğiniz Feride cevap verdi. Çok da evet, güzel oldu gerçekten. İyi ki varsın. Siz dedikodunuza devam edin. Ben şuradan bir şey çalayım. Allah, İstediğini alabilirsin. Kilo alacağım ya. Allah, ben almasın, de alıyorum şu an. Bir şey almasın. Biz de seni aşkım. Abone olmayı unutmayın. Şu an. Şu an. Ay çok güzel oldu. Enerjim yükseldi gerçekten. Gerçekten bu kızı gördüğüm an enerjim tavan oluyor zaten. Evet abicim, sıradaki soruyu alalım. Alalım. Esroş bir soru sormuş. Abloş, hiç Burak'tan gizli bir sevgilin oldu mu? İmkanı yok. Doğruyu söylüyorsun değil mi? Bunun değil cevabını mi? Çünkü ben de gerçekten çok merak ediyorum. Saçmalama, imkanı yok yani. Bunu öyle bir şeyin. Asla gizli saklı bir iş kapak çevirmiyorum canım. Benim abim. Ya benim için de şöyle, Pınar gerçekten mutluysa ve gerçekten sevgilisi de iyi bir insansa, ben tanışacağım, onayım olduktan sonra ben Pınar'ı ayrılması için ya da hani böyle benden gizlemesi için buna yöneltmeyeceğim yani. Benim için gayet evet, kabul edilebilir bir şey. Çünkü o da bir insan yani. Pınar'ı ne yapayım, gizli saklı yapacağım, en azından bileyim ve kontrolümde olsun diye düşünüyorum. Hı-hı. O yüzden Pınar zaten bunu bildiği için hiç gizlemiyor. İrem hobilerimizi sormuş Pınar'cığım. İlk sen cevapla. Hobilerin neler? Hobilerim video çekmek. Hayır. Tabii ki de video çekmeyi çok çok seviyorum ve severek yapıyoruz zaten bu işi tamamen. Sadece şunu söylemek istiyorum. Makyaj, saç yapımı, kıyafet, kombin biliyorsunuz ki en sevdiğim hobilerimin arasında. Evet. Onun haricinde sevdiğim insanlarla buluşup kahve içmek, gezmek, eğlenmek kesinlikle en sevdiğim hobilerimin arasındadır. Peki. Bizi seven insanların bilmediği bir hobin var mı? Bunu gerçekten merak ediyorum. Ben olduğunu düşünüyorum. Sen söyle, senin aklına gelmezse bu senin hobindi diye sana söyleyeceğim. Şarkı söylemek. Evet, başka. Bunu biliyorlar ama şarkı söylediğimize. Evet. Ne var başka? Arkadaşlar çok iyi bir PlayStation oynayıcısı. Hmm. Gerçekten. Çok severek oynuyor. Kimi zaman otururdu PlayStation'ın başına 5-6 saat gerçekten. Şu anda sadece çok yoğun bir hayatımız olduğu için çok fazla vakti olmuyor. Ama vakit bulduğunda sürekli PlayStation oynuyor. Hep birlikte oynuyoruz. Abim de aynı şekilde. Ben oynuyorum abim, zaten. Çok severiz zaten. Evet. Arkadaşlar Medine demiş ki numaranızı ifşaladığınız iki videosu gelecek mi? Tabii ki de gelecek. Ben bunu neden okudum? Ben abime yapmadım arkadaşlar daha bunu. Abimin numarasını ifşalayacağım. Hayır Pınar, yapma. Sabırsızlanıyorum. Yakında geliyor, hiç merak etmeyin. Oh be, keyiflendim. Fark ettim. Hatırladım onu zaten. Bunu bir. Morali bozuk. Kendimi yemeğe vereceğim. Nerede tavuk burger? İşte burada. Ay Pınar, efsane bir soru gördüm. Aslı bize sormuş ki şarkı çıkartacak mısınız? Evet arkadaşlar, bunu çok istiyoruz. Şu anda henüz bir projeye başlamadık ama umarım bu yıl, yani 2004 yılında. 2004 mi dedin? Umarım bu yıl 2024 yılında olur. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Biz bunu zaten, bu bizim hayalimizde. Bu evet, işe başladığımızda da biz bunu söylüyorduk hep. Bu hayali inşallah bu sene gerçekleştiririz. Ben inanıyorum. Ben de inanıyorum. Bunu da manifestliyorum Pınar. Bu yıl şarkı çıkartacağız. Hadi çıkartalım. Mustafa sormuş ki babanız en çok kimi önemsiyor? Hayır, öyle bir şey yok. Nasıl öyle bir şey yok? Ben ilk göz ağrısıyım. Ben de ikinci gözün tek göz ağrısıyım. Hayır Pınar, beni daha çok önemsiyor. Hayır beni. Bir dakika, neden mi şimdi bu kanıya vardın? Çünkü öyle. Babasının kızı dedikleri şey ben alıyorum. Tamam, bu konuyu daha fazla uzatmayacağım. Pınar öyle inansın. Tamam, seni daha çok umursuyor. Saliha sormuş ki kim en çok kavgacı? O hareket ne? Belli değil mi kavgacı oldu? O hareket ne? Bilerek yaptım. Döv bir de Pınar. Abi bir şey söyleyeceğim. Niye kavgacı diyorsun? Kavgacı şu yüzden ben sen olduğunu düşündüm. Ha? Arkadaşlar trafikte bazen gerçekten karşı tarafın çok yanlış, trafiğe uymayan hareketleri oluyor. Pınar da çok doğal olarak bunlara sinirleniyor. Ve ben Pınar'ın benden daha çok sinirlendiğini düşünüyorum. Kavgacı demek aslında evet, doğru olmaz. Oturup da böyle hani arabadan çıkıp kavga ettiği olmadı ki, istemem asla böyle bir şey olmasını yani. Orada sonuçta ben varım yani. Ben çıkarım ederim ama gerek de olmasın buna. Evet. Ama gerçekten de bir olay olduğunda sinirlenebiliyorum ve laf edebiliyorum karşımdaki. Tartışmalarım oldu yani, başkasıyla atışmalarım. Evet. Bu doğru. Evet. Ama kesinlikle, şunu da biliyorum, Pınar durduk yere asla hiçbir şekilde sinirlenip de böyle birine saldırmaz. Gerçekten haklı bir sebep vardır yani. Kesinlikle. Sağ ol abicim. Hatice şöyle bir soru sormuş. Arkanızdan konuşan oldu mu? Arkadaşlar özel hayatımızda ben olduğunu düşünüyorum. Hatta bunu öğrendiğimiz tabii, durumlar oldu. Bu yüzden hatta arkadaşlığımızı da bitirdik. Çünkü bazı şeyler gerçekten hani affedilmiyor yani. Demek ki gerçekten arkadaşlığımız
olmamızı hak etmiyor deyip bitirmiştik. Kesinlikle. Öyle de olması gerekiyor zaten. Bu çok kötü bir şey. Sen düşün, samimiyetinin arkadaşına yaklaşıyorsun. Evet. Onunla böyle dost oluyorsun, sırdaş oluyorsun o falan. O geliyor sonra bana bencillik ediyor. Arkamdan konuşuyor. İftira atıyor. Onun arkadaşı kalamayacağım, kusura bakmasın. Yani bana benim gibi bir insan lazım. Bye. Samimi, içten, gerçekten de kötüye kötü, iyi iyi diyen bir insan lazım. Bunları zaten görmüş olduk. Fatma sormuş ki, ünlü olduktan sonra egonuz tavan yaptı mı veya yükseldi mi? Kesinlikle ben buna karşıyım arkadaşlar. Hatta bende hiçbir şey değişim olmadı diyebilirim. Bence bu ailenin de yetiştirme tarzıyla çok bağlantılı kesinlikle, bir şey. Kesinlikle bak. Bütün çevremiz de bize söylüyor hani hiç değişmediniz, helal olsun size falan. Bu da bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Ya biz zaten gerçek hayatta nasılsak az önce dediğimiz gibi şu anda da burada öyleyiz. Yani evet. Bir şey değişmedi bizim için. Mesela sevdiklerimiz, fanlarımız gelip bizimden fotoğraf çekiliyorlar. Diyorlar ki gerçekten de videolardaki gibi tatlısınız, çok samimisiniz. Aynısınız falan. Evet. Onlar çok tatlılar, çok bambaşkalar. Yani bunu gördükleri için o kadar mutlu oluyorum ki. Kesinlikle. Çok güzel bir duygu. O zaman tavuğumu yiyorum ve... Evet Pınar, bana çok engel oldun. Ben şu anda var ya senin yüzünden o kadar geç yiyemedim ki. Aç kaldım. Duru bir soru sormuş. Okumaya dilim gitmiyor gerçekten. Pınar ne tepki verecek? Ama benim cevabım zaten çok belli. Hemen soruyu okuyorum. Soruyu okumadım ama ben. Evet abi, artık bir soruyu oku. Pınar ablayı sevgiline değişir misin? Yani bunun cevabını arkadaşlar siz bile bence biliyorsunuz gerçekten. Pınar'ın yerini bir insanın doldurması, başka birinin doldurması mümkün değil. Hmm. Bu gerçekten hani yalan makinesi falan getirebilirsiniz yani. Hatta bağlayın falan beni söyleyeyim. Gerçekten Pınar benim için tek, kimse de onun yerini alamaz. Tüm kalbimle inanıyorum. Çünkü ben de tabii aynısını ki seviyorum. Manyak mısın sen? Kimseye değişmem. Boğuyorum ama Pınar'ı ver o sırada. Evet, sana öldüm. Evet, evet ben... sen bu soruyu cevapla. Dedim ya benim için de aynı. Biraz anlat bakayım. Duymak dünyanın yakışıklısı gelse yine de değişmez misin mesela beni? O zaman bir düşünürüm. Yok hiç. Elimde patatesler, yemin ediyorum kafasına aşağı dedim. Hayır sakın. Bak İnan... gerçekten bilmiyor musun abi beni? Biliyorum. Zaten inandığım için dökmedim. Yoksa bunu var ya. Evet direkt. Arkadaşlar gerçekten ben de kimseye değişmem. Abinin yeri ayrıdır. Sevgilinin, arkadaşın yeri ayrıdır. Ama herhalde. Hepsi abim için. En iyi arkadaş da abim. En iyi abi de abim. En iyi aile de abim. Aynen. Bir tanesin Pınar'cığım gerçekten. Sen de. Biz sevgi pıtırcı olduk arkadaşlar. Ay, evet. Videonun sonunda. Evet arkadaşlar, videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu arada tabii ki soruları cevaplarken ben yemeklerimin hepsini bitiremedim ama hiç sorun değil. Buradan giderken hepsini paket yapacağım, eve gideceğim. Evde rahat rahat yiyeceğim. Yarım kaldılar çünkü. Eğer hala abone olmadıysanız abone olup videoya like atıp ve bildirim zilini açmadıysanız açarsanız çok mutlu oluruz aşklar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyoruz.